Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın şanlı halifesi Hazreti Osman radıyallahu anh, Ebu Zer Hazretlerinin çok sıkıntı içinde olduğunu öğrendi. Ona hemen kölesiyle bir kese altın gönderdi, köleye de şöyle dedi: "Eğer bu altınları Ebu Zer'e kabul ettirebilirsen, seni hürriyetine kavuştururum." Kölenin sevinci sonsuzdu. Koşa koşa Ebu Zer Hazretlerine gidiyor. "Al," dedi, "sana bir kese altın efendim gönderdi." Büyük aşk, büyük vecd adamı Ebu Zer el-Gıfari elinin tersiyle altınları itiyor. "Böyle bir şeyi kabul edemem." "Neden?" "Benim prensibim böyle," dedi Ebu Zer. "Ne olur," dedi, "kabul edin." "Kabul edemem dedim sana," dedi. Köle çaresiz kaldı. Boynunu büktü, tekrar yalvardı: "Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde gelişen, bu altınları kabul edersen ben de hürriyetime kavuşurum." Ebu Zer el-Gıfari, iman aynası o berrak yüzünü köleye döndürüp şöyle dedi: "Benim de kabul etmemde köleliğim gizlidir." Ve ilave etti: "Bir kimse, ey Allah'ın Resulü, en faziletli insan kimdir?" diye sormuştu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Malı ve canı ile Allah yolunda savaşandır. Ya sonra Allah'tan korkan, kimseye de zararı dokunmayandır," demişti. Bazen bakıldığı zaman devlet reisliğine geçmek isteyen insanlar bir makam edası, bir şöhret edası, insanların gözünde saygı duyulacak bir vasıfla geçmeye gayret gösteriyorlar. Halbuki nasıl ki halka şuur, feyiz, muhabbet, bir Ebu Zer el-Gıfari ahlakı benimsetilmeye çalışsak da onların da bir Hazreti Ömer hayatı okumaları icap eder. Eğer davamız buysa. Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerinin o Müslümanlığı kabul ettiği anı bir daha hatırlayalım mı? Oymandan çıkıp Mekke'ye gelmişti. Allah'ın sevgilisiyle buluşmuştu. Ebedi hayat müjdecisi ona sordu, dedi ki: "Kimlerdensin?" Dedi ki: "Gıfar kabilesindenim ey Allah'ın Resulü." "Kime misafirsin?" "Hiç kimseye. Geceli gündüzlü 3 gündür Kabe'deyim." "3 günden beri ne yiyip içiyorsun?" "Yiyeceğim tükendi," dedi. "Zemzem suyuyla geçindim." Büyük iman, büyük aşk kahramanı Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh, Kabe'de karşılaştığı, hemen teslim olduğu peygamberler peygamberinden şu emri almıştı: "İşini gizli tut, başkalarına asla bir şey söyleme, doğruca yerine gidip kabilene senin vaziyetini haber ver," demişti. Gizlice davranıp iman etsinler diye. "Sen de ne zaman bizim meydana çıktığımızı duyarsan hemen gel aramıza katıl." Bir anda içi Allah ve peygamber aşkıyla fokurdayan Ebu Zer Hazretleri, "Ey Allah'ın Resulü," dedi aleyhissalatü vesselam, "anam babam sana feda olsun. Seni bu hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki İslam ve imanı kabilemin en kalabalık muhitlerinde en yüksek sesle telkin edeceğim." Efendimiz topyekün zaman ve mekanın, hatta bütün mahlukatın peygamberi Cenab-ı Ahmet'ten tam ve ileri bir mümin olarak ayrılan Ebu Zer, artık kanının her damlası bir volkan kesilmiş de kendisine malik olamayacak, sahip olamayacak kadar ulvilik aleminin cazibesine dalmış, her şeyi unutuvermiş. Kabe'den bir arslan edasıyla çıkıyor ama içi içine sığmıyor. Çünkü gönlü iman zevkinden kararsız bir hale gelmiş. Kureyş müşriklerinin bir yerde toplu olarak oturduğunu gördü. Karşılarına dikildi, haykırdı. Dedi ki: "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam onun Resulüdür." Kafirler hayret ve dehşet içindeler. "Bu da kim? Kendinde böyle bir cesareti nasıl buluyor?" diye avaz avaz bağırdılar. "Yürüyün, şu dininden dönen herifin üzerine yürüyün. Bildirin şunun haddini." Ve küfür kuduzları
ellerine geçirdikleri taş, sopa, tahta, toprak, kemik ne varsa iman arslanı Ebu Zer Hazretlerinin üzerine çullandılar. Onu kan revan içinde bıraktılar. O sırada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas yetişir. Ey Kureyşliler, ne yapıyorsunuz? Bu adamın Gıfar kabilesinden olduğunu, onun ulusu, onun büyüğü olduğunu bilmiyor musunuz? Sizin ticaret yollarınız onun topraklarından geçer, unuttunuz mu? Ki bunların kavmi eşkıyadır, sizi rahat bırakmaz. Bu ihtar üzerine kafirler Ebu Zer Hazretlerini bıraktılar. Fakat Ebu Zer Hazretleri bununla kalmadı. Bir gün sonra yine aynı hareketlerini Kureyş büyüklerinin o toplu olduğu bir yerde tekrar etti. Allah birdir, Muhammed onun Resulüdür. Kafirler yine Ebu Zer'in üzerine çullandı. Onu öldüresiye patakladılar, yakasını paçasını yırttılar. Fakat yine durmadı, yine haykırdı. Allah bir, Allah bir, Muhammed onun Resulüdür. Yine Efendimizin amcası Hazreti Abbas yetişmişti. İlahi cezbenin bu misilsiz örneğini kafirlerin elinden yine Hazreti Abbas kurtarıyor. Neden Ebu Zer'i anlatıyorum? Neden anlatıyorum? Konunun sonunda daha iyi anlayacaksınız. Peygamber ordusu Tebük seferi için harekete geçmiş. Ebu Zer Hazretlerinin devesi çok zayıf olduğu için yolda kalıyor. Bu yüzden Ebu Zer İslam ordusunun önünden değil de arkasından gitme mecburiyetinde kalıyor. Ama bu hale de çok üzülüyor. Darılıp sitem ettiği o devesinin üzerinden eşyalarını alıp kendisi yükleniyor. Ve alev saçan kumlar üstünde ordunun arkasına düşüyor. Gökteki güneşin ateş okları, yerden kumların o akrep dişleri, taşların o sivri uçları Ebu Zer'i yakıp kavuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istirahat verdiği bir sırada sahabeler uzaktan tek başına bir adamın geldiğini gördüler. Dediler ki, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir adam geliyor ama yapayalnız. Efendimiz dedi ki, o Ebu Zer olmalıdır. Hatta bir rivayetle Ebu Zer olaydı demiştir Efendimiz. Gerçekten de gelen büyük sahabe Ebu Zer'dir. Ve Efendimiz ona şöyle demiştir. Allah Ebu Zer'i acısın ki o yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız haşrolacaktır. Ebu Zer Hazretleri o kadar züht, o kadar takva sahibi ki bir günlük nafakadan ziyade mal biriktirmezdi. Ertesi günün yiyeceğini biriktirdiği için hanımıyla kavga eden bir zattı. Onun hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dünyaya Ebu Zer'den daha doğru kimse gelmedi. Evet, Hazreti Osman radıyallahu anh onun devrinde Şam valisi Hazreti Muaviye Ebu Zer'i denemek için içinde 1000 altın bulunan bir kese gönderdi. İslam'da 5 numaralı mümin büyük sahabe Ebu Zer, bu ihsan gelince gözüne uyku girmez, sabaha kadar bile bekleyemez. Hemen o akşam paranın hepsini birden fakirlere dağıtır. Kendisine bir dirhem bile bırakmaz. Ertesi gün valinin adamı gelip büyük sahabenin kapısını çalar. Ebu Zer'e seslenir. Der ki, ben valinin adamıyım. Ne istiyorsun? Ya Ebu Zer, dün akşam sana verdiğim parayı bana geri ver. Gideceği yerde hataya düşmüşüm. Sana gelmemesi gerekiyor. Başka yere gitmesi gerekiyor. Bana başka yere götürme emrini vermişler. Anlayamamışım dedi. Takvanın destanlı kahramanı çok üzülür. Der ki, sen ne diyorsun? Ben onların hepsini birden sadaka olarak dağıttım. Kendime bir dirhemini bile ayırmadım. Bana biraz mühlet ver de sağa sola borçlanıp tedarik edeyim. İşte dünyaya metalik vermeyen adam, müthiş züht ve takvasıyla zirveleşen aşk ve teslimiyet abidesi Ebu Zer Hazretleri, son nefesine yakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesini misallendirerek, o çekildiği Medine yakınındaki köyde 31. Hicret yılında tek başına ebediyet alemine göçüyor. Peygamber mucizesi şudur, büyük sahabe mecalsiz yatar ve ecel saatini beklerken kızına der ki, yavrum,
Çık da etrafa bir göz at. Görünürde kimse var mı? Kız çıkıp bakınır ki Muazzez babasına hiç kimseyi göremediğini söyler. Ebazer mırıldanır. Demek ki henüz saatim gelmemiş. İlave eder. Bir koyun kesin, pişirin. Beni hazırlamaya, gömmeye geleceklere ikram edersiniz. Babam, yemek yemeden gitmemenizi vasiyet etti dersiniz. Kız koyunu keser, yemeği hazırlar, babasının yatağının başına çöker. Peki şimdi ne emrediyorsun babam? Çık da bak bakayım, gelenler olacak. Kız dışarıya bir göz atınca 10-15 kişilik bir topluluğun evlerine doğru geldiğini görür. Geliyorlar, gerçekten geliyorlar der kız. Peki kızım, beni kıbleye döndür ve misafirlerini karşıla. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen büyük sahabenin dilinde Allah'ın ismi varken, Muazzez sahabe ruhunu teslim eder. Gelenler yine sahabe büyüklerinden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'le beraber diğer büyük İslam büyükleridir. Ebu Zer Hazretlerinin o teçhiz ve defin hazırlıklarını yapıp namazını da kıldıktan sonra kabre indirirler. Ve birden Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyurur ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne doğru buyurdular. Ebu Zer yalnız kimsesiz ölür, yalnız kimsesiz haşrolur. Şu anda onu hatırladım der. İşte bu Ebu Zer bir gün dediler ki haccacı zalime, sen ne biçim halifesin, sen ne biçim bir devlet reisisin, senin devlet reisliğinde çok hata vardır, İslam'a uymayan çok haller vardır, bir de Müslümanların halifesi olacaksın. Ve işte o haccacı zalim Müslümanlara şöyle demiştir: siz benden ömerlik bekliyorsunuz, öyle değil mi? Peki siz Ebu Zer gibi bir halk oldunuz mu ki benden ömerlik bekliyorsunuz? Öyledir. Şu anda da bu durum aynı ile birebirdir. Biz Ebu Zer'in bir parçası dahi olamayız ama biz kendimizi düzeltmeden başımızdaki insanlardan Hazreti Ömer takvası beklemek çok büyük bir abes olacaktır.